Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle yeni bir Hanker videosu çekmek üzere buradayım. Öncelikle nasılsınız? Keyifler yerinizde mi? Benim keyfim yerinde değil. Gördüğünüz üzere kelimeler de birbirine karışıyor. Kelimeler boğazımda adeta düğümleniyor. Bundan önceki çektiğim Karahan Çantay videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Çok duygulandığım, çok etkilendiğim bir video oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Bugün Hande ve Kerem'i konuşacağız ama videomu izlerken videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bugün Hande ve Kerem'i konuşacağız dediğim gibi. Hande ve Kerem cephesindeki olaylara artık aklımız sırrımız ermiyor. Kıskanıldığını her zaman ifade ettim ama bu şekilde kıskanıldıklarını düşünmüyordum. Şimdi Kerem Bürsin'in son zamanlarda yaşadığı olaylara bakacak olursam eğer sektörde belki de çekemeyen kişilerin sayısı artmaya başladı. Çünkü şu an sektörde belli başlı isimler var. Yani dizi piyasasına baktığımız zaman Hande ve Kerem'in bu kadar kıskanılmasının bir sürü sebebi olabilir tabii ki ama şimdi şu konuya geçmek istiyorum. Kerem Bürsin'in aldığı maaş konuşulmaya başlandı haftalık olarak. Güya onların çalışma şartları eleştirilmeye başlandı. Şöyle zor şartlarda çalışıyorlar, böyle zor şartlarda çalışıyorlar diye. Tabii ki çalışma şartları kolay değil. Bunu kolay diyen zaten o işini yapmadığının belli olduğunda farkına varır zaten. Oyunculuğun ben kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ezber yapmanız gerekiyor. Yaptığınız ezberin içerisine girip duygularınızı, jestlerinizi, mimiklerinizi, her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor. Tabii ki şöyle de bir düşünce var, ona da saygı duyuyorum. Oyuncular evet zor şartlarda çalışıyorlar ama aldıkları maaş belli. Ama bir asgari ücretli ne kadar zor şartlarda çalışıyor, aldığı maaş belli. Evet, bu tarz yorumlara, bu tarz eleştirilere her zaman açığım ama siz ödül alan birini gidip maaşıyla eleştirmeniz çok saçma. Siz de o sektördesiniz zaten. Oyuncu olmak isteyen de zaten gelir olur. İşte parasını kazanır vesaire. Bu yetenek işidir. Ve yetenekli insanların da bir tık daha fazla kazandığını görüyorum. Tabii ki ne kadar ülkemizde yetenekli insanları değerlendirebiliyoruz? O da soru işareti bende. Ama dediğim gibi Kerem Bürsin'in aldığı maaş kendisini bağlar. Bunun ödül salonlarında dile getirilmesi kadar yanlış bir durum yok. Şimdi bu konuyu kenara bırakıyorum. Hande için de keza öyle. Hande'nin aldığı para da kimseyi ilgilendirmez. Ya da üstüne giydiği markalar vesaire. Hande ile ilgili de partnerinin savunması konusunda durduğu nokta çok önemliydi. Ben de onun kalbini biliyorum. Bakın ne kadar duygusal bir yerden giriyor. Ben onun kalbini biliyorum. Ben ondan adeta eminim diyor. Ve bu tarz söylemlerinde doğru olmadığının altını çiziyor. Strateji etkisini bırakan bir isim var. O ne Hande ne Kerem. Hector, Kerem Bürsin'in köpeği. Yani Hande'ye olan bakışlarına, davranışlarına, yani gerçekten köpek gülüyor. Köpek bir sempati duyuyor Hande'ye karşı ve bence Hande ve Kerem sadece sette değil, set bittikleri zaman da beraber vakit geçiriyorlar. Ben bundan o köpek sayesinde emin oldum ve bence yine aşkın kanıtı o köpektir. Çünkü ben orada olsaydım, mesela Kerem Bürsin'in yanında olsaydım, o köpek sizce tanımadığı bana bu kadar ilgi gösterir miydi? Köpeklerin bir de hissi çok kuvvetlidir. Yani karşısındaki kişi iyi mi, kötü mü ne anlayabilir ve Hande'ye aşırı bir sempatisi var. Bu da tabii ki hepimizin şüphelerini gidermemize vesile olan hep kanıtlardı şu zamana kadar. Bizler de her zaman sizlere kanıtlar sunmak için çaba sarf ettik. Bu küçük bulduğunuz detayların da aslında ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalıştık. Dün bir takipçi bana şöyle yazmış. Tuğçe abla, reytinglerde sıralama mı önemli yoksa aldıkları şer dediğimiz puan gibi düşünün. Rakamlar mı önemli? Tabii ki puanlar önemli. Belki atıyorum 10. sıradasınızdır ama reytinginiz 20'dir, 10'dur. Tabii o rakamları ancak birinciler bulabiliyor, 10'ları falan, 11'leri, 12'leri. Sen Çağ Kapon reytinglerine baktığınız zaman 4'e yakın, yani 3.74 falan gibi oluyor ya da 3.50 gibi. Bunlar tabii ki çok iyi rakamlar değil, birbirimizi kandırmayalım, doğruyu söylemek durumundayım. Bu reytinglere baktığınız zaman da atıyorum 2022 yılında biz Sen Çağ Kapon dizisini izler miyiz diye sorarsanız bana bence izlemeyiz. Bu reytinglerle izleyemeyiz, en fazla yaza kadar uzatabilecekleri kanaatindeyim. Yaza zorlarlar mı? Pek sanmıyorum. Yaza kadar bitirebilecekleri kanaatindeyim. Ha, bunu coşkuyla mı söylüyorum? Bunu mutlulukla mı söylüyorum? Tabii ki değil ama ortada görünen veriler bu şekilde. Bazı diziler vardır. Bu reytingi aldıkları zaman hemen finale giderler. Bazı diziler vardır. Biz şu süreçte final yapacağız. O sürece kadar hani bir anlaşmaları, bir şeyleri vardır. Dışarıdaki sorulara da hayır, şu an final yapmayacağız derler ama gelecek sezon bakın şeyler konuşulmuyor. Yani gelecek sezonda da varız, devam edeceğiz falan denilmiyor. Şu an final konusu yok deniliyor. Aslında var ama yok.
Yani tarihin, ben final tarihinin belli olduğu kanaatindeyim. Bunun çok erken olduğunu düşünmüyorum ama birkaç ay içinde de Sancak Kapımı dizisinin ekranlara veda edeceği görüşündeyim değerli takipçiler. Buradan bu sorunuza da cevap vermiş olayım. Şimdi finalle ilgili çok fazla haber yapılıyor. Bugün de haber sitelerini falan gözlemlerken baktım. Ama şu an onlara pek fazla inanmayın. Çünkü gün belli olsa, tarih saat belli olsa bize de zaten hemen basın bültenleri geliyor. Ve öyle bir şey olduğu zaman da ben sizinle direkt paylaşırım. Şu an söylediğim şey kendi fikrim. Bu arada dün fragmanla ilgili bir yorum yapmıştım. Belki de sizleri ekrana çekebilmek için fragmanı demiş olabilirdim ama yetişmemiş. Yetişmeyen bir fragmanmış. Bölümden dolayı, senaryo değişikliğinden dolayı. Senarist değişikliğiyle ilgili de iddialar varmış. Ben dizilerde sürekli senaristlerin değişmesini de çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yani Sefir'in Kızı'nda yaptılar. Sancak Kapımı'nda da zaten bir kere yaptılar diye biliyorum. Bunlar diziyi... Mesela ben o dizinin senaristiyim. İlk başta ben farklı bir duyguyla seyirciye yansıtıyorum ama senin duygunu belki beğenmeyecek seyirci, tam tersini tepecek ve sana geri gelecek o senaryo gibi düşünün. Bence gerek yok ikide bir senaryo değişikliğine. Senarist olan insanların da zaten o alanda iyi değillerse neden senarist oluyorlar o zaman da sürekli değişiyor, bunu da anlayabilmiş değilim. Yoruluyorlar mı? Acaba üzerlerine çok fazla baskı mı yapılıyor? Ben bunu çözemedim. Siz çözdüyseniz lütfen yorumlarınızı yazın gerçekten. Bu da benim merak ettiğim konulardan biri. Şimdi gelelim sizin yorumlarınıza. Hanker SSR kullanıcısı demiş ki bölüm bence bayağı güzel de o reytingleri bence hak etmedi diye. Yani şimdi belli bir noktadan sonra size dürüst olacağım. Eğer dizi sarmıyorsa sizi 2-3 bölüm ona hak verirsiniz. Yine sarmazsa sizin gibi fanlar sadece çoğunlukla izlemeye devam eder. Diğer seyirciler, sadece onları sevenler ise bir süre sonra bırakırlar. Ama fanları ben hiçbir zaman ben şu bölümden ayrılığını daha izlemeyeyim dediğini duymadım. Fanlar hep sonuna kadar izlemiştir. Şimdi gelelim diğer yorumumuza. Dün gece Kerem Bürsin büst sahnesinde bayağı iyiydi, çok güldük demişsiniz. Tuğçe abla bugün çok güzel yorumladın, teşekkür ederiz. Hangi ağa çifte her zaman var bil, teşekkür ediyoruz. Bölüm süperdi. Ratingler yükselsin diye çok dua ettim. Umarım fanlar bu mesajımı dile getirirseniz sevinirim. Fanlar lütfen izlemeye devam edin, final olmasın. Haftaya olan bölümü merak ediyorum demiş. Bunu yazan kişi de Levent Hanpa kullanıcı adındaki kişi. Kendisine teşekkür ediyorum. Fanlara şunu söylüyor. Ne olursa olsun diyor, moralinizi bozmayın. Yayın günü ve yayın saatini izlemeye devam edin demiş. Ratinglerle ilgili totalde biliyorsunuz yine ilk ona giremedim maalesef. Ama AB grubunda 7. sırada olan Sancak Kapımı dizisi 4. sıraya yükselmişti. Bu da dedim ki iyi bir gelişme. Demek ki Eda ve Serkan'ın bir araya gelmesi seyirciyi olumlu yönde etkiledi. Haftaya olan bölümde de sizlerle reytingleri tabii ki hemen paylaşacağım. Türkiye'de yaşamıyorum ve televizyonda Fox programı yok. Bu yüzden diziyi YouTube'dan izliyorum. Oradan bile çok izleniyor. Dün gece yaklaşık 55 bin kişi anlık izliyormuş herhalde. Yaşadığım ülkede bu dizi var. Çok popüler ama program olmadığı için YouTube'dan izliyoruz. YouTube'dan izlemenizin ben reytinglere katkısı olduğunu düşünmüyorum. Bu televizyonla alakalı olan bir şey. Yani televizyondan izlemeniz gerekiyor. O internet olan katkınız, internetten daha çok işte yapımcılar vesaire para kazanıyor. Onun reyting etkisi yokmuş değerli takipçiler. Nevin Heyer kullanıcı adı. Merhaba Tuğçe Hanım. Üzülmeyin, sizin videonuzu kıskanıyorlar. Böyle insanlar hep var. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Dün şöyle bir yorum yapmıştım. Biraz da kırgındım açıkçası. Çünkü söylemediğim bir şeyi yorumlarda birileri resmen bir topluluk haline gelip Tuğçe Hanım ya da Tuğçe abla her neyse ya da Tuğçe diyenler de oldu. Hanker yok diyor. İzlemeyenler de nasıl yok der, nasıl yok der, nasıl böyle der, nasıl şöyle der diye birbirlerini doldurmuşlar altta. Bazılarına döndüm dedim ki neden böyle yazdınız? Şöyle söylemişsiniz, hayır söylemedim, kusura bakmayın videoyu izlemedim. İzlemeden, videomu izlemeden bence kimse ön yargılı davranmasın. Bu sadece benim için geçerli değil. Genel hayat görüşünüz de böyle olsun ki sizi kimse kandıramasın değerli takipçiler. Senaristler değişmiş, yeni senaristler 36 yazıp çekilecek. Bu yüzden fragman yetişmemiş deniyor. Evet, böyle bir iddia var değerli takipçiler. Tufan Hidiroğlu yazmış. Teşekkür ederim. Çok güzel bulmuşsunuz bölümü ama bence bölümü güzel bulmanızın sebeplerinden biri de Eda ve Serkan'ın sahnelerini özlemeniz değerli takipçiler. Efsane bir video yazmışlar benim videom için. Emine Nur Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bahar Çam Hanım bölüm güzeldi demiş. Her YouTube kanalımdaki videoda yorumlarınızı görüyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum.
Senza nome guida kullanıcı adı. Bölüm gerçekten çok güzeldi. Böyle güzel sahneleri hasret kalmıştım. Dediğim gibi yani Eda ve Serkan'ın sahnelerini hasret kaldığınız belli oluyor. Vallahi eser sahneleri artmış ve bayağı iyiydi. Ratingler çok iyi değildi demiş. Ratinglerin iyi olabilmesi için bence fanlar bir araya gelip bir hashtagle mi bir araya gelirsiniz? Birbirinizi uyarır mısınız? Ama bakın gidip internetten canlı yayın olarak izlemeyin. Televizyonu açın. Özetine kadar izleyin. Benim size tavsiyem. Defalarca söylüyorum ama hala anlamayanlar olduğunu görüyorum. Tuğçe abla reytingler 4'ün altında yani şer kısmından bahsediyor. Tabii ki çok iyi bir şey değil değerli takipçiler. Yani ben birkaç ay sonra final yapabileceği görüşündeyim. Bunu zaten daha önce de söylemiştim. Bazı diyorlar magazin sayfaları işte siteleri hanker yok diyorlar. Ben şunu anlamıyorum. Hanker var diyordunuz bir ara. O sayfaları, siteleri hepsini çok iyi biliyorum. Hanker var diyordunuz. Baktınız, izleniyorsunuz, devam ediyordunuz. Şimdi de farklı bir noktaya evirmeye başladınız. Madem kendinizden emin değildiniz, neden ısrarla insanları kandırdınız? Bu kandırmak oluyor. Demek ki inanmadığınız bir şeyi aylarca savunmaya devam etmişsiniz. Ne kadar acı. Ya abla seni çok seviyorum. Burada hangi sahneye çok güldüm merak ettim demiş. Mutfakta bir sahneleri vardı. Böyle sandviçler falan yapıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. O sahnede çok güldüğümü fark ettim. Bu arada ben YouTube'dan daha sonradan izledim. Bölüm günü ve saatinde izleyemedim. YouTube'dan izledim ve internet sitesinde biliyorsunuz Fox TV'nin hemen yayınlandığı zaman sahneler oluyor. Oradan baştan sona izledim. Güldüm. Sonra güldüğüm sahne hangisiydi acaba dedim. YouTube'da da sanırım sandviçli bir bölüm vardı. Böyle mutfakta birbirleri sandviç yapıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada çok eğlendim. Bilmiyorum belki de bana öyle geldi. Ben öyle eğlendim. Bu arada yayın günü ve yayın saatinde izleyememem çok normal arkadaşlar. Neden izlemediğimi belki soracaksınız diye tahmin ediyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Yani internet sitemize haber giriyorum. bilalozcan.com Google arama motoruna yazarsanız bilalozcan.com diye bütün haberlerimize anında ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız var. bilalozcanofficial. Oradaki haberleri de ben giriyorum. Yine aynı şekilde hikayeye de ben giriyorum. Bilal Bey ile paslaşarak giriyoruz. Yani ikimiz çalışıyoruz diyebilirim. Tabii böyle yoğun çalıştığımız zaman bir de günde 3 video onun montajını da ben yapıyorum falan derken baya bir yorucu oluyor. Vaktim kalmıyor diyebilirim. Ama işimi seviyorum. Öğretmenimi de seviyorum. Bilal Bey'den de çok şey öğreniyorum. Tuğçe abla yorumlara takma seni bilen biliyor. Biz hankerciler seni seviyoruz. Simge Yıldız çok teşekkür ederim. Böyle insanlardan güzel yorumlar okuduğum zaman sizlerden çok mutlu oluyorum. Diyorum tamam üzülme. Çünkü ben de 3 senedir Bilal Bey ile çalışıyorum. İşlerimizi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de tavsiyem hangi mesleği seçerseniz seçin en iyi şekilde yapmaya çalışın. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.